Yeniden merhaba, nasılsınız? Kaldığımız yerden devam edelim. Aslında kaçıncı bölüm olduğumu karıştırmamak için bölümü söylemiyorum. Şimdi yeni bölüme başlamadan önce şu çiçeği artık tutturalım diyorum. Ben birkaçını bu şekilde tutturdum. Bu tabii size fikir olsun diye. Siz daha farklı şekilde de elbette yapabilirsiniz. Ben bir ara tel sarma yapıyordum ve ondan kalan ipim. Aslında tel sarmayı özledim. Bunu kullanacağım ip olarak ve bu şekilde boncuklarım var. Ve benim artık gözler gitti. Yaşla ilgisi var elbette. Bu şekilde bir aparatım var. İpi geçirirken kullanacağım. Ve sonra şimdi birkaçını yaptım ben. Kalanını da sizinle birlikte yapmak istiyorum. Size fikir olsun diye. Daha sonra da biraz daha büyütmemiz gerekecek. Devam ederiz. Ama önce çiçeği tutturalım. Yani böyle ben sevdim. Biraz boncuk katılabilir. Yan var. Çünkü bunu artık göz çok zor. Ya benim için zor. Şöyle yaptım. Görüyorsunuz. Şeyden de kaynaklanıyor. Tabii şu an rahat bir pozisyonda değilim. Tam göremiyorum çünkü burada. Tamamdır. Şu şekilde yapıyorum. İpi geçirdikten sonra diğeri kolay. Önemli olan şu ipi iğneye geçirmek. Gel bakalım biraz. Aparatta çok şurası kolaylıkla çıkıyor. Yani ben çok sık kullandığım için orası hep kopuyor ve kullanamıyorum daha sonra. Şimdi bir miktar ipi uzun tutacağım ben. Çok fazla kesmeyeyim diye. Çift kat yapacağım. O yüzden biraz ayarlayayım ben. Oldukça uzun tutuyorum ki bir daha hani ip kesip bağlama derdim olmasın. Şuradan bir keseyim. Kestim. Şunu uzaklaştırayım. Bunu şimdi önce şuraya bir düğüm atacağım. Ben şu anda şunları da bir çekeyim. Bunlarla işim yok çünkü. Şu boncukları da şöyle çekeyim. Benim kaldığım nokta şurası. Öncelikle yaprakları şu şekilde ne şekilde olması gerektiğini elinizle 3 aşağı 5 yukarı yerlerini belirleyin. Belirledikten sonra elinize güveniyorsanız bir şeyle tutturmanıza gerek yok ama yok kayar ben hani emin olamıyorum diyorsanız eğer şu şekilde bir şeylerle tutturabilirsiniz veya tel yapabilirsiniz. Yer tam belli olsun diye ama ben artık göz kararı yapıyorum. Belirledikten sonra ben boncuk kullanacağım ama siz boncuk yoksa iple de yapabilirsiniz veya farklı teknikle de yapabilirsiniz. Ben şu noktada kaldım. Görüyorsunuz zaten. Şöyle bir yerlerini belirleyeyim. Şunu bir tutturmam gerekecek. Şu araya yaparsam. Şöyle. O yüzden ilk önce alttan şöyle bir geçiriyorum ben. Biraz şu kısma iğnenin ucunu görmesiniz bile şöyle söyleyeyim. Biraz şurası bitiş noktası trabzan. Biraz aşağıdan tutmanızda fayda var. Yani boncuklu yapanlar için söylüyorum. Çıkardım. Ucunu biraz bırakacağım. Göstereceğim. Bu şimdi biraz beklesin orada. 3 tane düğme kullandım ben. Boncuk kullandım. Düğme değil, pardon. 2. Bir tane daha yapayım. Üçlü üçlü gittim çünkü.
da 3. Sonra şöyle yapıyorum. Hemen şuradan aşağıya iniyorum. Çıkardım. Şurada 2 kat yaptık ya düğüm. İp şurada 2 kat. Onun ortasından geçiyorum. Böylelikle buraya sabitledim. Şöyle çıkarayım. Sıklaştırdım. Burada da şöyle bir düğüm attım. Bir tane daha attım. Tamam. Böyle durdu. Ben de tam böyle olmasını istiyorum. Sıra buradaki yaprakta. Elimle yerini belirliyorum. Belirledim. Tuttum şöyle. Yaprağa ne kadar mesafe var? İlk önce yaprak şuraya kadar gelmem lazım. Elimle şöyle tutuyorum. Şu nokta. Ama benim ipim şurada. O zaman ipi ben biraz o noktaya kadar yürütüyorum bu şekilde. Arka katlarından ilerleyerek. İpi kesmiyorum. Kesmeye gerek yok. Düğüme gerek yok. Ne kadar az düğüm, o kadar daha sağlam. İlerliyorum. Biraz tersine geliyor ama. Yapabilirim. Geldim. Oldu. Tamam. Nerede olmam gerekecek? Şurada. Evet, gelmişim zaten. Şuradan şöyle çıkarıyorum. Hemen şu kısımdan. İğnenin ucundan anlayacaksınız zaten. Biraz aşağıdan tutarsam daha iyi. Şöyle. Çıkardım. Yine 3 tane boncuk alıyorum. Bir. İki. Ve bu da 3. Böyle yapıyorum. Şöyle. Şuradan aşağıya iniyorum yine. Arkaya doğru. Da istediğim buydu. Ve şimdi bunu tutturacağım. Buraya kadar ipi arkadan yürüteceğim. Şu katlarına dikkat ediyorum. 2 kat yaptığım için. Şurada önce bir şöyle sabitliyorum ben ipi. Aralarından geçirerek. Yukarıya doğru çıkmam gerekecek. Şuraya kadar. Tamam. Yürüttüm. Şu
Şuradan şöyle tutturmam gerekecek. O yüzden biraz daha geleyim. Şöyle güzel. Arkadan yine şuradaki bağlantı yerinden aşağıdan çıkarıyorum. Tam şu noktadan. Çıkardım. Yine 3 tane boncuk alıyorum. Elime fazla koyuyorum ama iğneye 3 tane koyacağım. 2 ve bu da 3. Şunları yine koyayım kenara. Ve yine katlarına dikkat ediyorum. Çektiriyorum. Şuradan aşağıya iniyorum. Evet, mantığı anlamışsınızdır. Bu şekilde diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Ben diğerlerini de öyle yaptım. Ve bütün hepsini bu şekilde tutturacağım. Şimdi gördüğünüz gibi biz yastığı bu şekilde koyacağız ve artık yapraklar böyle sallanmayacak. Çünkü sallandığında şuralarda bir boşluk oluyordu. Şimdi o sorunu bu şekilde tutturarak biraz değil, tam engellemiş oldum. Şimdi ben diğerlerini de yapacağım ama yapış şeklim böyleydi. Şimdi zaten aynı mantıkla ben diğerlerini de yapacağım. Hepsini yapıp süreyi çok kullanmaya gerek yok. Ben devam edeyim. Bitim noktasında bitirdiğimde tekrar görüşürüz ve yine büyütmek için farklı desene birlikte geçeriz. Ben tamamladım. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde oldu. Bence gayet güzel oldu. Size bir fikir olması açısından. Yani bu şekilde boncuk yoksa iple de tutturabilirsiniz. Ama ben elimde vardı ve onları değerlendirmek istedim. Yani bu kısım biraz süsleme kısmı, biraz kişisel zevklere ve beğeninize kalmış. Onu istediğiniz kadar renklendirebilirsiniz. Şimdi biraz daha devam edelim. Çünkü henüz daha ufak. Şimdi ben bu renkle devam etmek istiyorum. O yüzden herhangi bir köşeye yakın noktadan başlayacağım. Çünkü zaten bir sıra gittikten sonra bu ipi keseceğim. O yüzden şuradan başlayabilirim. Köşeyi birlikte dönelim. Şuradaki üçlü trabzana battım. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Sıradaki sık iğneye battım. İpi de beraber yürütüyorum. Gizliyorum aynı zamanda. Ve arka katlarını batarak sık iğne yapıyorum. Bu arada üçle devam ediyorum. Sıkı doku olsun diye. Geldim. Köşedeki iki zincirdeyim şu anda. İlkine batıyorum. Sık iğne. İki zincir çekiyorum. Diğer zincire batıp sık iğne yapıyorum. Diğer köşeleri nasıl yaptıysam aynı şekilde yapıyorum burayı da. Çeviriyorum. Şimdi kenara başlıyorum. Devam ediyorum bu şekilde. Sık iğne yaparak. Şimdi ipi de tutuyorum. Aynı zamanda gizlenmiş oluyor ve sağlam oluyor. Sanırım sağlam oluyor. Açılmalara karşı. Evet. Bu şekilde sık iğne yapalım lütfen. Şurada bitirirken tekrar buluşuruz. Gördüğünüz gibi sıra sonundayım. Ve sonuncu sık iğne batıp arka katına sık iğne yaptım. Başlangıç ilmeğini batmıyorum. Sadece ipi biraz uzun kesiyorum. Ve tığdan çıkarıyorum. Tığ yardımıyla bunu iğneyle de yapabilirsiniz. Ama ben tığla da yapabiliyorum. Şu şekilde iki katını alıyorum. Buradaki ipi buradan geçiriyorum.
Sonrasında şuradaki trabzanın tek katından arkaya veriyorum. Ve arkadaki şu katını da alıyorum. Buradan şu şekilde aşağı indirip burada gizleyeceğim ve bununla vakit kaybetmeyelim. Bu şekilde. Neden böyle yapıyorum? Çünkü biz trabzanların katlarını hep kullanıyoruz. O yüzden de düzgün olmasında bu şekilde fayda var. Gördüğünüz gibi sıra sonundayım. Ve sonuncu sık iğne batıp arka katına sık iğne yaptım. Başlangıç ilmeğini batmıyorum. Sadece ipi biraz uzun kesiyorum. Ve tığdan çıkarıyorum. Tığ yardımıyla bunu iğneyle de yapabilirsiniz ama ben tığla da yapabiliyorum. Şu şekilde iki katını alıyorum. Buradaki ipi buradan geçiriyorum. Sonrasında şuradaki trabzanın tek katından arkaya veriyorum. Ve arkadaki şu katını da alıyorum. Buradan şu şekilde aşağı indirip burada gizleyeceğim ve bununla vakit kaybetmeyelim. Bu şekilde. Neden böyle yapıyorum? Çünkü biz trabzanların katlarını hep kullanıyoruz. O yüzden de düzgün olmasında bu şekilde fayda var. Yeni sıraya başlayacağım ve yeni sırada örnek olarak çıkardığım yastıkta kullandığım şu deseni kullanmak istiyorum. Biliyorsunuz mozaik desende her zaman iki tane renk kullanıyoruz. Bir tanesi alt fon rengi, üstündeki ise desen rengi. O yüzden iki tane renk seçmenizi rica ediyorum. Ben kullanacağım renk tonları bu olacak. Ben alt fon rengi olarak bunu kullanacağım. Desen olarak da bunu kullanacağım. Ve her zaman alt fon rengiyle başlıyoruz. Dolayısıyla ben şimdi bu renkle başlayacağım. Siz de bunu şekillendirdikten sonra başlayabilirsiniz. İlk kullanacağınız renk zemin rengi. Bir başka deyişle. O yüzden benim için zemin rengi bu olduğu için bununla başlayacağım ve yine tığ numarası 3 mm. Şuradan başlayayım. Bakın bir saniye. Şurası köşe. Herhangi bir köşeden şurası köşedeki iki zincir. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sık iğnenin hemen arka katına battım. İpi geçirdim. Bir zincir çektim. Yandaki sık iğneye batıyorum ve köşeye kadar ilerliyorum. 1, 2, ipi de beraber örüyorum. 3 ve böylelikle gizlenecek. 4, 5 ve 6. Köşeye geldim. Köşedeki 2 zincirin ilkine batıyorum. Sık iğne. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şunu çıkarayım. Ve diğer zincire batıyorum. Dikkatli şekilde batmak lazım. Sık iğne köşeyi yaptım. İki zincire de takıyorum bunu. Ve şimdi bu sırada sık iğne yapıyoruz. Her zaman ilk iki sırayı bir sıra fon rengi, bir sırada normal desen rengi bu şekilde sadece sık iğne yaparak ilerliyoruz. Ve deseni her zaman 3. sırada başlanıyor. Bu benim kendi kendime mozaikte belirlediğim özellikler diyeyim daha doğrusu. Bu şekilde devam edelim sık iğne. Şurada bitirirken tekrar buluşuruz ve diğer renge geçeriz. Sıra sonundayım. Şimdi burada renk değişimi yapacağım ama önce ilerleyeyim. Bu sırada sık iğne yaptık ve yine trabzanların arka katına batarak yaptık. Şu an hepsini tamamladım.
Burada nasıl renk değişimi yapacağım? Bunu şimdi kesmeyeceğim çünkü biz desen kuracağız. O yüzden diğer kullanacağım renk burada beklesin. Şuraya batıyorum. Başlangıçtaki trabzanın şu boşluğunu batıyorum. Arkadan da bir tane daha kat alacağım ki boşluk gözükmesin diye. Alabilirsem. Evet, şöyle. Sonra diğer ipi alıyorum. Biraz mesafe bırakıyorum. Ve şu şekilde içinden geçiriyorum. Kaydırıyorum. Buradan biraz mesafe bırakıyorum şöyle. Elimle tutuyorum kısa ipi. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki ipi de biraz çektiğim zaman göreceksiniz. Şu an renk değişimi yaptım ve diğer rengi geçtim. Ve hemen şuradaki sık iğneden itibaren başlıyorum. Ve kısa ipi de üzerine alıyorum. Bu şekilde. Tekrar bu sırada da sık iğne yapacağım. Arka katlarına batarak köşeye kadar birlikte ilerleyelim. Köşeden sonra zaten alt sırayla aynı. Devam ediyorum. Köşeye geldim. Köşede iki zincir vardı. Tek katına battım. Tek katına mı battım? Evet, battım şu anda. Sık iğne iki zincir çekip tekrar arka takıyorum. Köşe için. Ve tekrar diğer zincire batıyorum. Sık iğne. Köşeyi yaptım. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu sırada da bu şekilde sık iğne yaparak. Ve yine etrafını dolanıyorum. Burada buluşuyoruz. Buradan itibaren ise tekrar renk değişimi yapıp örneği kurmaya başlayacağız. O halde şurada tekrar görüşürüz. Ben sıra sonundayım. Yaklaştım daha doğrusu. Ve renk değişimi yapıp artık desen kurmaya başlayacağız. O yüzden sonuncu sık iğneyi yapıyorum. Sarıyı tamamladım. Hemen şuradaki bir alt sıradaki renk tonuna batıyorum. Arkadan da bir kat daha alıyorum. Ve buradaki ipi de üzerine koyuyorum. Sarı ipi önce buradan kaydırıyorum. Ve geçiş yapıyorum. Şu an tamamladım bu sırayı. Sarıyı bırakıyorum. Bu renkle devam edeceğim için. Hemen şuraya batıyorum. Kaydırıyorum. Ve bir zincir çekerek sıraya başlıyorum. Ve köşeye kadar sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğne köşedeki bir zincir. 2 zincir çekiyorum. Diğer köşe zincirine batarak döneceğim şimdi. Diğer ikinci zincirin ikincisine battım şu anda ve köşeyi yaptım. Şimdi artık buradaki kenarla desen kurmaya başlayabiliriz. 7 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1. Sık iğnelerin arka katına batarak 2 3 4 5 6 7 pardon 8 tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki 2 zincir çekip battıktan sonraki sık iğne ile birlikte burada toplam 9 tane sık iğne var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
İki zincir çekip battığım sık iğneyi de saydım ve 9 tane sık iğne var. Sonrasında sıradaki sık iğneye batmıyorum. Alt sıradaki kendi renk tonuna batıyorum ve 2 tane ikili trabzan yaptım. Yanına da bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve buradan 2 tane boşluk bırakıyorum. 3. sık iğneye batıyorum. 3 tane sık iğne. Hemen bakıyorum. Doğru mu yapıyorum diye. Pardon, 4 tane sık iğne. 4 tane sık iğne. Sıradaki sık iğneye batmıyorum. Alt sıradaki kendi renk tonuna batıyorum. 1, 2, 3, 4. Şurası. Yine 2 tane yan yana ikili trabzan. Yani bu sırada diğer köşeye kadar 1, 2 boşluk. Üçüncüye batıyorum. 4 tane sık iğne. 2, 3 ve 4. Sıradaki sık iğne değil, altındaki kendi renk tonuna batarak 2 tane yan yana ayrı ayrı ikili trabzan. Köşeye kadar bunu yapıyorum ve devam ediyorum. Arkadan da 2 tane boşluk bırakıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum yine. 3 ve 4. Sıradakine değil, alt sıraya batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. Bu şekilde devam ediyorum. Buradan buraya yaklaşınca zaten buluşup kaç tane ikili trabzan yaptığımı söylerim. Gördüğünüz gibi buradaki köşeye kadar yaklaştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 2 tane yan yana ikili trabzan yaptım. Aralarda da 4 tane sık iğne var. Buradan da köşedeki iki zincir çekip battığım sık iğneyi sayarsam 9 tane sık iğne var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Battığım sık iğneyi de sayıyorum. 2 zincir çekip battığım sık iğneyi de sayıyorum. Şimdi burası ise 2 tane boşluk bıraktım. Köşeye kadar ilerleyelim birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne. Burası 8, köşedekiyle birlikte 9. Burası ise 7, köşedekiyle birlikte 8. Bir sayı aşağıda. Bir sayı daha az burası. Ve köşeye batıyorum. Sık iğne. 2 zincir çekiyorum ve köşeyi dönüyorum. 8 oldu burası. Köşeye battım, sık iğneyi de saydım. Ve tekrar dönüyorum. Şurayı da birlikte dönelim. Zaten anlayacaksınız. Batıyorum, sık iğne. Şu anda başladığım yeri tekrar ediyorum. Şu an başladığım noktadayım sizinle. Dediğim gibi 2 zincir çekip battım, sık iğneyi de sayıyorum. Bu 1. Toplam 9 tane sık iğne olacaktı. Bu 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğneden sonra şimdi deseni kuracağız. Sıradaki sık iğneye batmıyorum. Alt sıradaki kendi renk tonuna batarak 2 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Bir alt sıradaki sık iğnelerin ön katına. Arkadan 2 boşluk bırakıyorum ve 4 tane sık iğne yapıyorum. 3 ve 4. Tekrar önden bir alt sıradaki kendi renk tonuna batıp 2 tane ikili trabzan yan yana yapıyorum. Arkadan 2 boşluk bırakıp tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum ve buradaki tekrarı burada yapıyorum. Sadece buradaki köşeye geldiğimde burada olduğu gibi
7 tane sık iğne olacak. Köşe sayısı ile birlikte toplam 8 olacak. Yani bu taraf 8, bu taraf ise 9. Bu şekilde etrafını dolanalım. Bitim noktasında şu noktada tekrar görüşürüz.